Almanya Türk Federasyonu'nun organize ettiği Türkiye kültür gezisi için yurda 90 vatandaş giriş yaptı. Biraz önce Sabiha Gökçen havalimanından iniş yaptılar ve şu an otobüslere biniyorlar. Önce Çamlıca'ya gidilecek, yemek yenecek, ardından da otele geçilecek. Öncelikle hoş bulduk. Almanya Türk Federasyon Kültür Gezisi ekibi adına Bengütürk TV'ye bu hoş geldiniz karşılaması için çok teşekkür ediyorum. Tabii geldiğimiz yer ana vatanımız Türkiye. Türkiye'ye gelmekten öyle sanıyorum ki ne mutlu Türk'üm diyene herkes gurur ve onur duyar. Biz de o düşünce ve bilinçle gençlerimizin için düzenlemiş olduğumuz kültür gezisinde ne mutlu Türk'üm diyene sözünü hatırlayabilecek bir gezi organize ettik. Bu bağlamda çok memnunuz, çok mutluyuz. Cennet vatanımıza geldiğimiz ve gençlerimizi kendi kültür değerleriyle, tarih değerleriyle buluşturacak olduğumuz için çok mutluyuz. Teşekkür ediyorum size. Şimdi ben ilk defa katılıyorum. Ayrıca federasyonumuza teşekkür etmek istiyorum. Bizi, ana vatanımızı tanıtma imkanı buldukları için. Ama havaalanından şimdiye kadar izlediğim nokta şu. Şu ana kadar hiçbir Türk bayrağı görmedim. Ondan şu an biraz da içim buruk. Çok heyecanlıyım. İlk defa böyle bir şeye katılıyoruz. Yani hepimiz adına hayırlı olsun derim. İnşallah çok güzel bir vakit geçiririz hep birlikte. Çok sevinçliyiz. Ve heyecanlıyız çünkü bu bizim ilk İstanbul'a gelişimiz oluyor. İlk İstanbul gezişimiz oluyor daha doğrusu. Çanakkale'de inşallah ilk kez göreceğiz. Annemiz babamızla bir tek iki kardeş geldik. O yüzden çok heyecanlıyız. Seviniyoruz yani. Federasyonun düzenlemiş olduğu bu organizasyon çok güzel bir organizasyon. Türkiye'mizi gezip görme şansını, imkanını buluyoruz. İşte Çanakkale'yi, şehitlerin bulunduğu yerleri gezeceğiz. Bir milletin tekrar doğduğu, yeşerdiği bir şehri gezeceğiz. Şimdi Mehmet Akif Ersoy'un kabrinin yanına geldik. Kimlerle birlikteyiz? Almanya Demokratik Ülke Ocakları Türk Federasyonu'yla birlikteyiz değil mi? Doğru mu söyledim? Kısmen doğru. Tam adını sizden alalım. Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu'nun Türkiye düzenli olarak gerçekleştirmiş olduğu kültür gezisi programı dahilinde bugün de Edirne Kapı Şehitliği'nde milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un kabri, Türk milliyetçiliğinde önemli yeri olan Yusuf Akçura, Seyit Ahmet Arvasi, milli yazarlarımızdan Peyami Safa'nın kabirlerini ziyaret etmek üzere bugün burada bulunuyoruz. Gençlerimize, çocuklarımıza, arkadaşlarımıza Türk kimliğini kimlik haline getiren bu abide-i şahsiyetlerin kim olduklarını öğretmek amacıyla buradayız. Bu aslında çok önemli bir görev. Neden? Çünkü burada bulunan arkadaşlarımızın, yurttaşlarımızın birçoğu hani 17'li, 18'li, 20'li yaşlarda ve Türkiye'den uzakta doğan belki de, Türkiye'den uzakta yaşayan, bu değerleri sadece kitaplardan görme şansı bulan dostlarımızdan, kardeşlerimizden oluşuyor. Şu an onlar da yakından görme fırsatı buluyorlar bu değerlerimizi. Peki ne kadar zamanda bir gerçekleştiriyoruz bunu? Her sene düzenleniyor mu? Bu etkinlik hakkında da bir bilgi alalım sizden. Yaklaşık 10 seneden beri federasyonumuz bünyesinde düzenleniyor. Daha önceki yıllarda bölgeler olarak değişik federasyonumuza bağlı değişik bölge başkanlıkları aracılığıyla yapılıyordu ama son 10 seneden beri tamamen federasyonumuzun bünyesinde gerçekleşen bir gezi. Profesyonelce bir hizmet vermeye çalışıyoruz gençlerimize bu noktada. Çünkü gerektiği şekliyle ziyaret ettikleri yerlerdeki bilgileri sağlıklı şekilde almaları gerekiyor. O yüzden de
bu noktada ciddi bir özveriyle çalışmamız oluyor. Ne hissediyoruz onu alalım o zaman. Çok mutluyuz, heyecanlıyız, gururluyuz. Vatanımıza nihayet vardık. Peki merak ediyor muydunuz oradayken hiç? Mesela hani dediğimiz gibi hep kitaplarda okuduğumuz şeyler genelde. Belki Türkiye'deki birçok insanın bile buralara gelme, bu değerleri görme fırsatı olmuyor. Şu an hani bu kadar uzak olduğumuz değerlerimizin yanındayız. Hiç merak eder miydiniz? Nasıl yerler acaba? Evet, Almanya'dan çok merak ediyorduk. Ben 2 sene önce daha katılmıştım ama insan her sene katılmak istiyor çünkü insan doyamıyor. Şu an ilk olarak bugün başladınız geziye. O zaman sizin duygularınız daha önemli çünkü ilk defa yaşıyorsunuz bunu. Acayip heyecanlıyım. Çok güzel bir duygu. Çünkü Mehmet Akif Ersoy gibi bir şahsın kabrindeyim ve çok duygusal anlar yaşadım gerçekten. İstiklal Marşı'nı düşündüm. Onun neler hissettiğini hissetmeye çalıştım ben açıkçası. O duyguları kalbime ben sığdıramadım. O kağıda yazmış, kağıda dökmüş bütün duygularıyla ve gerçekten ayakta alkışlanır. Çok muhteşem bir şeyler yapmış ve bize bu hatırayı bıraktığı için Mehmet Akif Ersoy'a çok çok teşekkür ediyorum. Güzel. Böyle hissetmeniz de yani duygularınız da çok güzel. İnşallah. İnşallah. Peki şimdi Türkiye'yi de dolaşacaksınız. Yani buradan Çanakkale'ye gideceksiniz, Söğüt'e gideceksiniz, Osmanlı Devleti'nin ilk kurulduğu topraklara gideceksiniz. Bunlar da hep kitapta gördüğümüz şeylerdi değil mi? Yani ben Türkiye'de okudum. Hep kitaptan okudum böyle tarihimizi falan. Açıkçası hani kitapta tarihler biraz sıkıcı oluyor böyle anlatınca. Bilerek, görerek, yaşayarak olunca çok daha farklı duygular oluyor ve insanın merakı daha da artıyor. Herkese tavsiye ederim, gelinsin, görünsün, tarihimizi bilelim. Tarihini bilmeyenin coğrafyasını başkaları çizermiş. Bu yüzden tarihimizi bilmeliyiz. Evet, turumuza devam ediyoruz. Şimdi Sultanahmet Meydanı'na geldik ama yorulmuş ayaklar gördük burada şu an. Bir bakalım çok mu dolaştılar, nasıl geçti? Yok, gerçekten güzel geçiyor. Sağ olsun arkadaşlarla iyi, neşeli, eğlenceli bir vaziyette durumu değerlendiriyoruz. Ama biraz yorulduk herhalde. Haliyle boş bulduğumuz yerlerde de hemen bir dinlenme molası veriyoruz. Peki siz ne diyorsunuz? Nasıl geçiyor önce onu bir soralım. Gayet güzel, memnunuz. Ortam güzel, genç arkadaşlarla. Bizler biraz yaşlıyız ama fark etmiyor. Onlarla biz kaynaştık. Güzel hava İstanbul'da. Sultanahmet'te bulunmak daha güzel bir şey. Keşke bir namaz kılsak burada, cuma namazında. İnşallah burada kılarız. Yani birazdan namaz da kılınacak. Küçük Ayasofya Camii'nde kılınacak namaz. O da tabii tarihi önemi olan Fatih Sultan Mehmet döneminde kiliseden camiye çevrilmiş bir eser. Yaklaşık 500 yıldır ayakta kalan, bugüne gelen bir eser. Peki şimdi bunlardan tabii ister istemez bu eserlerden sizler yurt dışında yaşadığınız için biraz uzak kalıyorsunuz. Ne hissediyorsunuz buraya geldiğiniz zaman? Şimdi buraya geldiğimiz zaman insan bayağı duygulanıyor yani. Ben kendi açımdan. Gerçek bir şey yani bu eserleri görüp de. Bizler ilk defa geliyorum ben İstanbul'a zaten. İstanbul'un içinden geçtim arabayla ama ilk defa böyle bir tur düzenliyoruz. Çok güzel yani, insan bayağı duygulanıyor. Ben Almanya'da bütün insanlara, genellikle gençlere tavsiye ederim gelmelerini. Federasyonla gelsinler, güzel bir ortam tanışsınlar. Gençler, özellikle gençler görsün buraları. Bizler gene de kitapta neden öğrendik az çok. Her şey. Onlar da hiç değilse bu kadar uzakta kalmışken tarihlerini biraz daha yakından görsünler değil mi? Tabii tabii. Çocuklarımız, evlatlar küçük yaşta değil ama belli yaşta bilsinler ya. Tarihimizi bilsinler en azından.